Özbekistan vatandaşlarının da Polonya'ya geçişlerine ilişkin gelişmeler var. Taşkent'ten aktaracak ayrıntıları bize Şahrukbek Halimov. Evet, Cuma günü akşam saatlerinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Rusya Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve telefon görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere Ukrayna etrafında meydana gelen durumda fikir alışverişinde bulundu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Şehzad Asadov Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Özbekistan'ın Ukrayna meselesine yaklaşımı barışçıl ve tarafsızdır dedi ve bu ülkemizin hem Rusya hem Ukrayna ile bir dostlarına ilişkisi mevcut ve tarihten süre gelen dostlarına ilişkilerimiz var ve bu konuda her türlü sorunların ve her türlü anlaşmazlıkların uluslararası hukuk normları üzerinden çözülebileceğini söyledi Özbekistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Özbekistan vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesiyle ilişkin son bilgileri paylaştı ve daha önceki yayınlarda da başta söylediğimiz üzere 4300'e yakın Özbekistan vatandaşı Ukrayna'da bulunuyor ve Lviv şehrinden Polonya'ya geçiş yaptılar. Son bilgilere göre 600'e yakın Özbek vatandaşı artık Polonya sınırlarını geçmiş vaziyette ve Özbekistan Hava Yolları bir özel uçak gönderdi Polonya'ya ve Polonya'dan ilk uçak bugün akşam saatlerinde Taşkent'e yani Özbekistan'a gelecek ve vatandaşların Özbekistan'a tahliye edilmesi bundan sonra da devam edecek. Dediğimiz gibi şu anda 600'e yakın Özbekistan vatandaşı tahliye Polonya'ya geçmek üzere bulunuyor ve şu anda tahliye işlemleri yine devam ediyor ve Ukrayna'nın birçok şehrinde büyükelçilik çalışanları ve Özbekistan vatandaşları tarafından diğer vatandaşlara destek sağlanıyor. Yemek ve kalacak yer konusunda vatandaşlar birbirine destek olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Özbekistan Hava Yolları uçak gönderdi ve bu uçak bugün Taşkent'e inmesi bekleniyor. Bundan sonra da kaç uçak ve ne zaman gönderileceğine ilişkin son bilgiler bundan sonra paylaşılmaya devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet.